Bütün izleyenlerimizi saygıyla selamlıyorum. Değerli arkadaşlarım, bu videomuzda 3 tane önemli konuyu masaya yatıracağız. Bunlardan birincisi altın fiyatları. Altın kapalı gişe yukarı doğru giderken altın ne zaman soluk alır, ne zaman düşer, ne zaman ya da en iyi ihtimalle kar satışı yapmalıyız? Bunun bir cevabını vermeye çalışacağız. İkinci nokta Borsa İstanbul. Borsa İstanbul'da size 9500 ile 11000 arasında bir bant hareketi olduğunu ve burada yabancıların malı çevirdiğini söylemiştim. Peki şimdi 200 günlük hareketli ortalamaya yaklaşmışken, çok kritik bir noktadayken acaba buralarda Borsa İstanbul avantajlı olur mu olmaz mı? Bunu bir konuşalım. Üçüncü noktada tabii ki hepimizin en büyük arzusu, hayali konut. Konut fiyatları ne zaman düşer arkadaşlar? Bununla ilgili size rakam vereceğim. Bu rakama lütfen çok iyi bakın, kontrol edin. İlgili maliyet rakamları o bölgeye geldiğinde konutta köpüğün gittiği ve alım için uygun bir pencerenin açıldığını görebiliriz. O zaman şöyle gidelim. Bugün medyada gördüğüm bir haber vardı arkadaşlar. Son 14 yılda sanayisizleşme eğiliminin arttığını söylüyor. Bakın ekrana bir grafik alalım. Şimdi grafikte de gördüğünüz gibi 2009'da kıyasladığımız zaman ne oluyor arkadaşlar? İmalatın 17.9'dan 16.3'e gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla sanayinin azalması arkadaşlar bir ekonomide ne yazık ki o ülkede hem gelir dağılımının bozuk olması, yeteri kadar karların ve bağlı olarak ücretlerin artmamasını doğurur. Diğer bir nokta arkadaşlar enflasyon nedenidir. Niye? Siz ne kadar mal üretirseniz o kadar mal fiyatlarını kontrol altına alabilirsiniz ve ürettiğiniz imalat sanayinin ürünlerinde de teknoloji ne kadar fazlaysa o kadar fazla döviz kazandırırsınız ülkeye. Peki ne olmuş bizde? Bakın ticaret 38.6'dan 32.3'e düşmüş, hizmetin payı 27'den 34'e çıkmış. Dolayısıyla bir ülkede siz sanayiyi ağır sanayisiyle, yüksek teknolojisiyle tesis edemediğiniz ölçüde havanda su dövmeye mahkumsunuz. Arkadaşlar bunu bir genel kültür olsun diye aldım. Gerçekten son 14 yılda ekonominin gittiği yol değilmiş, buradan anlıyoruz. Şimdi sırayla gidelim. Borsa İstanbul'a bakalım. Şimdi değerli arkadaşlarım, Borsa İstanbul'da önceki videolarımızda da yabancının mal çevirdiğini görmüştük. Burada da çakal cinsinden yabancı geliyor. 11.000'de çakıyor, shortluyor. Ondan sonra endeks 9.500'lere geldiğinde tekrar girmeye çalışıyor ve hatta mümkünse bunu da kırdırmaya çalışıyor. Borsa İstanbul'un grafiğine bir bakalım. Bakın burada grafiğe baktığımızda gördüğümüz hadise şu arkadaşlar. 200 günlük ortalama çok önemli. Bu 200 günlük ortalamaya baktığımızda daha önce arkadaşlar 2023'te bir 200 günlük ortalamaya değmişiz. Birazcık orada ilerlemiş ve ondan sonra sert bir yukarı hareket olmuş. Şimdi aynı şekilde buraya değdi ve hatta birazcık altına da sarktı. Şimdi o zaman burada mesele şu. Bu 200 günlük ortalama yani 9400 yaklaşık arkadaşlar. 9400'ün üzerinde tutunursa, 9500'lerin üzerinde kapanışlar yaparsa buradan tekrardan 11.000 ve yıl sonuna doğru 12.000'lere doğru bir hareketten bahsedebiliriz. Mal çevrileceğini, alt bandın 9400 olduğunu söylemiştim ama bu 200 günlük hareketli ortalama aşağıya kırılırsa burada çarşı pazar karışır arkadaşlar. Dolayısıyla burada alt banttan dönüp dönmediği yani bu kırmızı çizgiden dönüp dönmediğini önümüzdeki 1-2 günde 4 seansla kontrol etmemiz gerekiyor. Bunu söyleyebilirim Borsa İstanbul için. Eğer dönmez buradan bir U hareketi görürseniz bizim bu cumartesi açıklayacağımız Anadolu Aslanları'nda bilanço beklentilerine göre hedef fiyatları olan kağıtlara girenler arkadaşlar güzel para kazanır ya da o kağıtlarda olan arkadaşlarımız da kağıt üstündeki zararlarını çıkardıkları gibi kâra artıya geçerler diyoruz. Borsa İstanbul'da bu şekilde söyledikten sonra şimdi size iki tane daha haber göstermek istiyorum. Bunlardan birincisi Sayın Cumhurbaşkanı'nın yapacağı ziyaretler.
İkincisi de varlık fonu ile ilgili. Şimdi niye gösteriyorum bu haberleri? Yani gazetelerde, televizyonda, internet sitelerinde de karşı karşıya gelmişsinizdir belki, ama benim burada bu işi dolara bağlamak, hani bu işi piyasalara bağlamak, bu işi gelecekte ekonomi ne olur kısmına bağlama açısından haberin içinde yapacağım yorumlar kıymetli. Onlara bir bakalım hızlı bir şekilde arkadaşlar. Değerli arkadaşlarım, size kısaca iki tane haber göstermek istiyorum. Çünkü bunlar gerçekten önemli. Hem doların hem bu ekonominin geleceğini belirleyecek cinsten. Şimdi Financial Times'tan Bloomberg HD bir haber almış. Diyor ki Erdoğan büyük şirket yöneticileriyle görüşecek. Financial Times gazetesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 23 Eylül'de Amerikalı büyük şirket yöneticileriyle bir araya geleceği belirtilmiş. Katılımcı listesinde Wall Street bankaları JP Morgan ve Goldman Sachs'tan üst düzey yöneticiler olacakmış diyor. Ve burada haberin girişinde diyor ki Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yatırımcıları ülke piyasalarına çekmek için bu ay New York'ta ABD'de önde gelen iş dünyası liderleriyle bir araya gelmeye hazırlandığı belirtildi. Şimdi burada katılımcı listesi Wall Street bankaları, Morgan, Goldman Sachs gibi üst düzey yöneticiler de yer alıyormuş. Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ve Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın da konuşmalarının yer alacağı bir yatırım konferansı olacakmış. Şimdi arkadaşlar, bu haberi niye size gösteriyorum? Bizim daha önceki videolarda belirttiğimiz, menkul kıymet istatistiklerinde detaylı anlattığımız, Türkiye'de doları orta ve uzun vadede kontrol edebilecek cinsten kalıcı yabancı sermayenin gelmemesi ve bakın şu riski de hep anlattık. Bu geçici sermaye, carry trade parası dediğiniz ya da faize gelen para, her ne karın ağrısıysa bunlar yarın öbür gün topuklayıp gidebilirler. Sayın Cumhurbaşkanı ve yönetim ekibi de bunu bildiği için daha kalıcı, daha fazla miktarda fonun istikrarlı bir şekilde bir girip çıkma şeklinde değil, tahvilde olduğu gibi Türkiye'ye gelmesini istiyor. Ama bakın aynı noktaya geliyoruz. Ne yazık ki bunu AKP hükümetleri kabul etmiyor. Neden gelmiyor bu yabancı yatırımcılar? Yapısal reformlar yok tarımda, sanayide, demokrasiye saygı yok, insan hakları ile ilgili sıkıntılar var ve en önemlisi hukuk sistemimizde ne yazık ki kayırmaların ve hukuk sistemimizde sağlam bir görüntünün dışarıya yansımadığını söylüyor bunlar. Hal böyle olduğu zaman da bu ülkeye yabancı sermaye gelmez arkadaşlar. Gelmediği için ve gelmeyeceği için de siz istediğiniz kadar toplantı yapın, ana sorunları içeride düzeltmedikten sonra işte bu yüzdendir ki biz diyoruz dolar TL belli bir noktada kırılabilir. Ve bakın sıkışıklığın bir resmi de şu. Varlık fonunda ilk sukuk ihracı hazırlığı. Bloomberg'in haberine göre Türkiye Varlık Fonu ilk kez sukuk ihracı planlıyor. Fonun 500 milyon dolarlık sukuk ihracı için, yani İslami bir tahvil bu arkadaşlar, bankalarla görüşme yaptığını söylüyor. Bakın varlık fonu nedir dediğimizde arkadaşlar, Türkiye Varlık Fonu Türkiye Devleti'nin elinde kalmış son değerlerin biriktiği bir sepet. Bakın finansal hizmetlerde şurada bir sürü banka var. Ziraat, Halk, Vakıf, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta, Ulaştırmada Hava Yolları, PTT İzmir Alsancak Limanı, Enerjide BOTAŞ, Türkiye Petrolleri, Türkiye Varlık Fonu Rafinerileri vesaire. Lisanslarda bakın arkadaşlar, burada lisansları geçtik. Nakit karşılığı şans oyunları, at yarışı düzenleme, bahis kabul etme lisansı. Teknolojide Turkcell, Türksat, Türk Telekom. Tarımda Çaykur, Kayseri Şeker, Türk Tarım. Madencilikte Eti Maden, Türkiye Maden, Kardemir, Koza İpek. Değil mi arkadaşlar? Böyle farklı farklı gayrimenkul de dahil olmak üzere Türkiye'nin elindeki son kaynaklar diye. Şimdi bunun anlamı şu: elinizdeki kaynakları vererek siz borç almaya başladınız. Bakın burada 500 milyon dolarlık bir borçtan bahsediliyor. Ama şurada duyurulara bir girelim, tüm duyurulara. Bakın Türkiye Varlık Fonu 790 milyon avroluk 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağladı diyor. Bakın siz bu değerler üzerinden borç almaya başladığınız zaman hangi işiniz verimli ki, hangi işiniz yüksek katma değer üretiyor ki bu borçları geri ödeyeceksiniz? Haliyle elinizde az önce gösterdiğim bu varlıkları da bu tefecilere yavaş yavaş devredeceksiniz bu borç miktarı arttığı zaman. Bakın
İslami finansman işlemi 20 Mart'ta tamamlandı diyor. 100 milyon dolar değerinde murabaha. Daha önce bir göstermiştim. Yine Eurobond ihracı diyor, tamamlandı diyor. Ne zaman? 9 Şubat. 9 Şubat'ta ne kadarmış bu diye bir baktığımda 500 milyon dolarlık bir arz. Görüyor musunuz? Yani varlık fonundan sürekli bir borç alma şeklinde durum var. İşte az önce 2023 içindeymiş o. 790 milyon avro tutarında 2 yıl vadeli sendikasyon kredisi sağlanmış vesaire. Şimdi varlık fonunu siz borç almak için kefil olarak göstereceğiniz varlıklar grubu yaptığınız zaman bu iş o anlamdan sıyrılır gider. Hayırlı bir şey değil bu. Değerli arkadaşlarım, haberleri gördünüz. Şimdi isterseniz şu altın ve inşaat işine girelim. En çok da onu merak ettiğinizi biliyorum. Şimdi altın dediğimiz zaman altın arkadaşlar kapalı gişe yukarıya doğru gidiyor. Neden gidiyor? İki tane ana gerekçesi var. Dönüp baktığımda bir yukarıda Rusya-Ukrayna, iki Orta Doğu'da İran-İsrail gerginliği, üç müstakbel Pasifik krizi. İşte Tayvan'dır, Çin'dir falan, burada donanmaların yapacağı kısa ama çok güçlü bir savaş riski var. Dolayısıyla bunlar altına güç veriyor. Artı Amerikan Merkez Bankası Fed'in ayın 18'inde yapacağı faiz indirimi de burada altının yukarıya doğru gitmesini sağlıyor. Şimdi dönüp baktığımda şunu söyledim. Hiçbir varlık sonsuza kadar yukarıya doğru gitmez. Altın 45 derecelik açıyla yukarıya gidiyor arkadaşlar. Bu bir noktada kırılabilir. Hangi noktada kırılabilir dediğim zaman sizin önlem almanız açısından bir tarih söyleyeceğim. O da şu 18'i arkadaşlar. 17'si 18'i. Neden? Bakın yılbaşında ons altına bakıyorum. 2567 dolardan bir şu an 2567. Yılbaşında 2020 dolarmış. Şu anki fiyatı söyledim. 2567 dolar. Şimdi bakın 2020'den 2567, 2600 dolara çıkmış. Dolayısıyla piyasalarda bir kural vardır arkadaşlar. Beklentiler alınır, gerçekleşmeler satılır. Yani gerçekleşmene faiz indirimi. Gerçekleştiği anda altın ve hissede buna bağlı olarak satışlar karşımıza gelebilir. Buna tetik olun. Peki nasıl tetik olacağım, nasıl anlayacağım dediğinizde girin Investing.com'a, girin TradingView'e, ons altını açın, gram altını açın. Bir yükselen trend çizin arkadaşlar. O trendi aşağıya sert kırdığında orada o noktadan verip alttan desteklerden almanızı tavsiye ederim ki ons için bu destekler arkadaşlar 2500, 2525, 475 şeklindedir. Gram altında da arkadaşlar dediğimiz gibi an itibariyle 2800'de, burada 2700, 2600 şeklinde ana majör destekleri var. Yani özetle altında şuna dikkat edin. Bu faiz indirimi ilan edildiği anda burada geri hareketler oluşabilir. İkinci nokta konut. Konut ne zaman alınır, ne zaman alınacak? Arkadaşlar konut fiyatlarında eksi beklemiyorum. Yani işte 14 milyon lira olan bir konut işte pandemi öncesinde 7 milyonsa 6 milyonsa oraya dönecek. Böyle bir dünya yok. Çünkü konut fiyatları da enflasyonla birebir gidiyor. Demek istediğim şu, enflasyon yukarıya doğru gitti. Yavaş yavaş gidiyor şu an. Konut fiyatları da yavaş yavaş artıyor. Ama konutun üstünde enflasyondan korunmak için bir yatırım aracı olma vazifesiyle ve bir çılgınlıkla 2022'de bir de köpük oluştu. Şimdi bu köpüğün gitmesiyle fiyatın geri gitmesi ayrı şeyler. Haliyle enflasyon tatlı tatlı yukarı giderken maliyetlerin de eksiye düşmeyeceğini biliyoruz. Bu nedenle konut fiyatlarında terse dönüş olmaz. Ama optimum yani en uygun denge fiyatını yakalarsanız da hele oturmak içinse hiç affetmeyin alın. Peki ekrana bir inşaat maliyet endeksi getirelim. Bakın inşaat maliyet endeksi açıklandığında Temmuz'da 46,35. Bir önceki ay 66,12. İnşaat maliyetlerinde bir düşüş var ama hala sıkıntılı noktalarda arkadaşlar. Aşağı yukarı enflasyona paralel giden bir maliyet artışımız var. O zaman şunu yapacağız arkadaşlar. İnşaat maliyetinde 25'ler, 30'lar, 35'ler seviyesine geldiği zaman
Burada o köpüğün gittiğini düşünebilirsiniz ve eğer durumunuz uygunsa, oturmak için düşünüyorsanız hiç kaçırmayın. O noktada konutu alabilirsiniz. Alt ve orta gelir grupları için ne yazık ki kötü konuşacağım. Sizlerin ev alma şansı yok. Çünkü fiyat çıktığı yerden geri gelmiyor. Çıktığı yere yapışıp daha makul oranlarda artmaya devam ediyor. O yüzden sosyal bir proje olarak yeni bir hükümetle binlerce konut yapılmadan ya da gelir dağılımı düzeltilmeden alt gelir gruplarının ben konut alma ihtimalinin sıfıra yakın olduğunu değerlendiriyorum. Orta gelir, alt ortaların ise kendi bütçelerine uygun konutu alması için de dediğim gibi konut maliyetlerinin 30'lara inmesi uygun bir pencere açacaktır. Diğer videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.